Hareketimiz insan hak ve özgürlüklerini, yaşam hakkını en temel ve vazgeçilmez doğal hak olarak kabul eder. Düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırmayı ve çoğulcu toplumsal bir yapıyı hedefler. 100. yılını tamamlamak üzere olan Cumhuriyeti 2. yüzyılında tüm kurum ve kurallarıyla demokratikleşmenin zamanı gelmiştir. Biz Cumhuriyet'in 2. yüzyılında ülkemizi ve toplumumuzu işleyen bir demokrasiyle buluşturmak istiyoruz. Devlet eliyle hukuksuzluğa maruz kalmış ve kalmakta olan her kesimin çağdaş bir demokraside eşit yurttaşlar olarak yaşayacağına inancımız tamdır. En insani ve doğal hak olan inanç ve vicdan özgürlüğü konusunda her yurttaşın kendisini özgür hissedeceği ve inançların yaşaması noktasında devletin tüm inançlara eşit mesafede olacağı bir anlayışı anayasal olarak teminat altına almayı hedeflemekteyiz. Ülke siyasetinde siyasi aktörlerin değişmesinin köklü değişikliklere yol açmadığının sayısız deneyimi hafızamızda yer alıyor. Siyasal alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece siyaset yurttaşlar tarafından bulaşılmaması gereken, içine girildiğinde bizi kendisine benzeten bir alan olarak görülecektir. Dolayısıyla bu inançsızlığın maliyeti kötü yönetim olarak geri dönmektedir. Türkiye içinde bulunduğumuz süreçte temel meselelere çözüm üretmek bir yana hukuksuzluğun, kötü bir ekonominin ve toplumsal kutuplaşmanın içerisinde kendisine bir gelecek bulmaya çalışıyor. Sessizlerin Sesi hareketi olarak özellikle siyasetteki yapısal sorunlar ve bunların güncel yansımalarının siyasetin kapsam ve metodundan kaynaklandığı düşüncesindedir. Bu tespit doğrultusunda yeni bir siyaset ile sadece topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında katılımcı demokrasisi olan refahı yüksek ve sivil anayasaya sahip bir ülke olma hedefimizi paylaşmak istiyoruz. Onun toplumsal sorumluluğa sahip, uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayışla inşa edilmesi gerekliliğini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyaset demokratikleşmedikçe ülkenin demokratikleşmesi, yönetimin demokratikleşmesi mümkün değildir. Sessizlerin Sesi hareketi olarak özellikle siyasi çalışmalarımızın temel başlıklarını, ana yaklaşımlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Sessizlerin Sesi hareketi demokratik bir toplum düzeni için insanlık tarihinin birikimi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin net ve tavizsiz bir biçimde uygulanmasının hem güçlü bir toplum hem de kurumlarıyla güçlü bir demokrasi için hayati önemde olduğunu görüyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle her kişi ve zümrenin hukuk önünde eşit olduğu, suçta ve cezada öngörülebilir, mahkeme kararı olmadan kimsenin suçlu görülmeyeceği, ölçülü tedbirlere dayalı ve en önemlisi temel hak ve özgürlüklerden asla taviz vermeyen özgürlükçü bir devlet düzenini inşa etmek istiyoruz. Başta yaşam hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklı var olan, değiştirilemeyen, vazgeçilemeyen ve devredilemeyen tüm hakların korunmasını varlık gerekçesi olarak görmekteyiz. Bu hakların kullanımını kolaylaştırmak ve ihlalleri sıfırlamak için hukuki ve idari tüm süreçleri işleterek hakların korunmasının güvencesini vermeliyiz. Hareketimiz her türlü ırkçılığa ve sömürüye karşıdır. Kötü muamele ve işkence suçlarında mutlaka rücu uygulamasına gidilmeli, kimsenin keyfi uygulamasının bedelini bütün ülke, bütün toplum ödemek zorunda kalmamalıdır. Fikir, ifade ve basın özgürlüğü bir rejimin demokratik karakterini yansıtan en önemli göstergedir. Eleştiri hakkı, gösteri yürüyüşü ve protesto
objektif haber alma hakkı yurttaşların bulunduğu toplumda özgürlüklerini kullanmaları için vazgeçilmez araçlardır. Türkiye yüz ölçümü ve demografik yapısı göz önüne alındığında yerelden siyasete katılımın önünde en büyük engelin temsili demokrasi olan bir ülkedir. Özellikle yerel yönetimlerin etki alanının kısıtlı olması ve siyasi partiler kanununun yetersizliği nedeniyle yerel yönetimler ve çevreler merkezi siyaset için sadece kitle desteği anlamına gelmektedir. Oy deposu ve kitle desteği dışında yerellerin siyasette hiçbir ağırlığı, hiçbir belirleyiciliği ne yazık ki yoktur. Dolayısıyla yerel siyasetin güçlendirilmesi ve siyasi partiler düzeninin değişmesi Türkiye demokrasisinin olmazsa olmazlarıdır. İki alanda acil reformlar yapılmadığı takdirde ne parlamenter sistem ne de başkanlık sistemi Türkiye'nin demokrasisine, toplumsal barışına ve ekonomik refahına hizmet etmeyecek, katkı sunmayacaktır. Katılımcı ve üye temelli siyaset yapan şeffaf ve hesap verilebilir bir siyasi partiler düzenini gündemimizin ilk sırasına alıyoruz. Özellikle doğayı, çevreyi, hayvan haklarını önemli gören, cinsiyet eşitliğine dayalı bir siyaseti egemen kılmak için yola çıkıyoruz. Hareketimiz siyasi partiler yasasını değiştirerek başta parti içi demokrasi olmak üzere siyasetin finansman şeffaflığı ile izlenebilirliğini sağlayacak bir modelin öncülüğünü yapacaktır. Halk iradesinin tam olarak yansımasının sağlanması için seçim barajının tamamen kaldırılmasını çok net biçimde ifade edeceğiz, savunacağız ve bir ilkesel tercih olarak ortaya koyacağız. Yeni sistem dolayısıyla zaten yönetim ayrı seçildiği için temsilde adaletin istikrar gerekçesiyle askıya alınmasının hiçbir şekilde kabul edilebilirliği kalmamıştır. Sessizlerin Sesi hareketi olarak her inanç ve kimliği insan hakkı gördüğümüz kadar inanç ve kimliklerin anayasal güvence altına alınması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Kimlik ve inançtan kaynaklı sosyal meselelerin çözümünü, bu sorunu oluşturan tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik tüm faktörlerle yüzleşerek toplumsal katılım dahilinde çözeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ayrıca inanç ve kimliklere karşı ayrıştırıcı, kötüleyici ve hakaretamiz bir yaklaşımı sosyal barışımız açısından tehdit olarak görüyoruz ve bunların mutlaka nefret suçu kapsamına alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizin en temel sorunlarından olan Kürt meselesini tüm paydaşların katılımıyla, uzun tarihsel bir sürecin ürünü olduğu bilinciyle ve sosyolojisinden koparılmadan eşit yurttaşlık temelinde demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde konuşulan tüm dillerin korunması, geliştirilmesi ve eğitim dili olarak süreçte yer almasının doğal bir hak olduğu tespitiyle gerekli hukuki düzenlemeleri yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Ülkemizdeki tüm etnik grupların başta ana dil olmak üzere tarih ve kültürlerini yaşatabileceği kurumsallaşmaların yasal statüye kavuşmalarının gerekli ve önemli olduğunu ifade ediyoruz. İnançlar konusunda da devletin tüm inançlara aynı mesafede olması gerektiğini ifade ederken yurttaşların inançlarını özgürce yaşaması noktasında tüm hizmetlerin sunulmasının eşit yurttaşlığın gereği olduğunu düşünüyoruz. Hareketimiz çağdaş bir kamu yönetimi için yerinden yönetim ilkesini esas almaktadır. Merkezi idarenin yalnızca ulusal politikaların belirlenmesi ve koordinasyon sağlama, kural koyma, düzenleme ve denetleme yetkisi dahilinde hareket etmesini çok net biçimde ifade ediyoruz. Topluma güven veren, katılımcı, hesap verebilir, şeffaf, insan odaklı, beyana dayalı
erişilebilir hizmet ilkeleri üzerine kamu yönetimini yeniden inşa edeceğiz. Ekonomi alanında ülkemizin ihtiyaçları ve kaynakları doğrultusunda üretken, teknolojiyi ve tüm sektörlerdeki gelişmeleri takip eden, güncelliği koruyan ve en önemlisi sosyal adaleti önemseyen bir politika olarak ele alacağız. Teknik olduğunu değil, politik olduğunu düşünüyoruz. Teknik sorunlar elbette bilgiyle, uluslararası deneyimle çözülebilir. Ama politik tercihleriniz yanlışsa bir irade ortaya koyamazsınız, sadece laf kalabalığı yaparsınız ve ülke sorunlarının ekonomik boyutuyla çözülmesi konusunda eşitlikçi, adil bir düzenin mücadelesini geliştiremezsiniz. Rekabetin monopol piyasalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesini, kooperatifçilik ve benzeri formatlarda ülkemizin kendisine her alanda yetecek kadar üreten bir anlayışı benimsediğimizi ifade etmek istiyoruz. Sessizlerin sesi hareketi olarak refahın ve kalkınmanın gelişmiş demokrasiyle mümkün olacağına inancımız tamdır. Hiçbir ülkenin ekonomik bağımsızlığı olmadan siyasal bağımsızlığı mümkün değildir. Aynı şekilde bireylerin de ekonomik özgürlüğe sahip olmadığı bir ülkede demokrasinin kurumsallaşması mümkün değildir. Gelir dağılımındaki çarpıklığın bu kadar yüksek olduğu bir ülkede de toplumsal barıştan söz edilemez. Adeta şairin meşhur ifadesiyle bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa dedirtecek bir adaletsizliğin gelir dağılımı çarpıklığının toplumsal barışımızı sadece ülke bazında değil bütün dünyada insanlığı tehdit edecek düzeyde olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sessizlerin sesi hareketi olarak emek politikalarımızı işçi sağlığı ve güvenliği, insani yaşam için yeterli ücret, kadınların iş yaşamında aktifleştirildiği ve cinsiyete dayalı engellerin kaldırıldığı, sendikaların mevcut yapısının değiştirilerek çalışanların emek mücadelesinde etkin olduğu ülkemizdeki potansiyeli ucuz işçilikten nitelikli işçiliğe ve ücrete dönüştürme üzerine inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar, son dönemde Türkiye'ye de telkin ve tavsiye edilen, sadece toplam geliri yükseltmeye dönük, insanı değerlerinden koparan ve bir üretim aracı makinası haline getiren kalkınma modellerini çok net biçimde reddediyoruz. İnsan mutluluğunu, huzuru, refahı, insanca yaşamı sağlayacak insani gelişmişliği esas alan bir kalkınma modelini çok açık biçimde savunuyoruz ve sosyal politikalarımızı toplumun tüm kesimlerini kuşatacak şekilde ilkelerimizden taviz vermeden hayata geçireceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu çağrımızla Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak istiyoruz. Ellerindeki güçle siyaseti yönlendirmeyi alışkanlık edinenler karşısında sessiz çoğunluğun sesini yükseltmesi hayati öneme sahiptir. Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir araya geldik. Siyasetin güven ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Özellikle yaşadıklarımızdan rahatsız olan, şikayetlenen, eleştiren ama risk almak istemeyen, sorumluluk üstlenmek istemeyen, statükoyu korumaktan yana ve bir biçimde bunun bedelini ödemekten çekindiği için aslında eski ezberleriyle, eski alışkanlıklarla siyaset yapmakta ısrar edenlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Değişim istiyorsak, değişime önce kendimizden başlamalıyız. Önce siyaseti değiştirmeliyiz. Siyasi alışkanlıkları, siyasi dili, siyaset tarzını değiştirdiğimizde toplumun siyasete bakışının da değişeceğini ve ülke yönetiminde de köklü ve esastan bir değişimin gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Dekale'de temellere atılan ortak tarihi mirasımıza sahip çıkmak ve Bahar Bayramı'nı coğrafyamızdaki tüm toplumlar için barış ve bereket müjdesine dönüştürmek için yola çıkıyoruz. Kısa bir süre sonra resmi kuruluş başvurusunu yapacağımız siyasi hareketimizin ülkemize, tüm insanlığa yeni bir ses ve yeni bir nefes olmasını diliyoruz.
Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bizim yazılı metnimizi ben böyle özetlemeye çalıştım. Metni zaten basın mensubu arkadaşlarımızla paylaştık. İsterlerse sosyal medya üzerinden de paylaşırız. Eğer sorularınız varsa alalım. Yoksa basın açıklamamızı bitireceğiz. Biz arkadaşlarımızla toplantıya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir şöhretler hareketi olmaya niyetimiz yok. Geçmişte siyaset yapanların, biz dahil olmak üzere bugün bu masada bir araya gelen insanların belki de en önemli farkı kendi geçmişimizle ilgili öz eleştiri yapma cesaretini göstermiş insanlarla yola çıkıyoruz. Bizim topluma bir borcumuz var. Toplumdan alacaklıymış gibi kitleleri çantada keklik olarak gören, oy deposu gören anlayışlarla yola çıkmayacağız. Dolayısıyla da bir şöhretler hareketi değil, bir yurttaş hareketi, bir isimsizler hareketi oluşturacağız. Bu anlamda da sessiz çoğunluğun siyasete katılmasını değerli görüyoruz. Toplumun siyasette nesne olarak görüldüğü anlayışı baştan reddediyoruz. Toplumu siyasette özne kılmak istiyoruz. Çünkü Türkiye demokrasisinin en temel sorununun ve küresel ölçekte de temel sorunun temsili demokrasi olduğunu düşünüyoruz. Katılımcı, şeffaf bir demokrasinin de ancak doğrudan yurttaşların katılımıyla olacağını düşünüyoruz. Bu konuda bu masanın bu tarafında bulunan arkadaşlarımız her birimiz risk alan, bedel ödemeyi göze alan, bir şey olmak için değil, Türkiye için bir şey yapmak için, Türkiye'ye bir güzellik yapmak için ortaya çıkan arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla partimizin ismini gayet tabii bir iki hafta daha tartışacağız, değerlendireceğiz. Şu anda kendimizi sessizlerin sesi hareketi olarak tarif ediyoruz. Aynı isimle partileşebiliriz. Bu arada çok daha farklı bir öneri gelirse de gayet de bunu değerlendireceğiz. Bu arada program tartışmalarımızı, tüzük tartışmalarımızı da tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları bitirdikten sonra ismi de netleştireceğiz ve bu ay bitmeden kurucular listemizle kamuoyuyla paylaşacağız. Başvuruyu da bakanlığa yapacağız. Var mı arkadaşlar başka bir soru? Bu bakanlık başvurusu ile ilgili de izninizle bu vesileyle bir şeyi belirteyim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bir süredir keyfi biçimde bazı kuruluş girişimlerinin engellendiğini görüyoruz. Buradan sizin aracılığınızla bir kez daha çok net biçimde ifade ediyoruz. Yasalar çok açıktır. Siyasi parti kurmak izne tabi değildir. Biz programımızla, tüzüğümüzle İçişleri Bakanlığı'na başvurumuzu yapacağız. Başvuru sonunda alındı belgesi o anda verilir ve alındığı andan itibaren de parti kurulmuş sayılır. Gayet tabii sonrasında program incelenmesi, tüzük incelenmesi, Yargıtay süreci işler. Ama alındı belgesiyle partiler il ilçe teşkilatlarını kurmaya başlarlar, kongre süreçlerini işletirler. Biz değerli arkadaşlar bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Ve 2023'te ülke yönetiminde mutlaka öyle ya da böyle olacağız. Onun için de seçimlere yetişecek bir parti kuracağız. Biz tabela partisi kurma niyetiyle, hevesiyle yola çıkmadık. İttifak arayışlarında değiliz. Sadece toplumla ittifak yapacağız. Sessiz çoğunlukla Türkiye siyasetindeki tıkanmışlığı gören, iktidara da muhalefete de güvenmeyip yeni arayış içerisinde olan kitleyle yola çıkacağız. Onun için kongrelerimizi yetiştireceğiz, büyük kongremizi yapacağız ve seçim takvimine uygun biçimde çalışmalarımızı planlayacağız. Eğer biz başvurumuzu yaptığımızda yasaların gerektirdiği gibi o anda alındı belgemizi alamazsak, elbette B planımızı, başka yol haritamızı hayata geçireceğiz. Umarız böyle bir şey olmaz. Biz kimsenin devamı değiliz. Kimseye karşı değiliz. Kimseye karşı kurulmadık. Hiçbir ittifakı, hiçbir partiyi, hiçbir lideri ne özel olarak hedefliyoruz, ne peşinen yanlarındayız, ne karşılarındayız. Bizim muhatabımız toplumdur. Ezilenlerdir, yoksullardır, siyasette umudunu, inancını yitirenlerdir. Dolayısıyla da biz toplumu muhatap alarak bu sessiz çoğunluğun siyasete katılımının Türkiye demokrasisinin anahtar rolü olacağını düşünüyoruz. Eğer bu konuda bir engellemeyle karşılaşırsak gayet tabii B planımızı başka formülleri hayata geçireceğiz. Kimseyi yarı yolda bırakmayacağız. Bize umut bağlayan, bizim siyaset tarzımızı önemseyen, inanan ve bizimle yola çıkacak olan hiçbir arkadaşımızı demokratik siyasetin dışına itme hesaplarına, planlarına fırsat vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, herhalde başka soru yok. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.